1967'de Sivas'tan geldim. Sivas Suşehri'nden geldim. Burada cam fabrikasına girdim. Kartal'da. O zamanlar laboratuvar malzemeleri yapıyorduk. Deney tüpleri işte balonlar, balon jöjeler falan. Onları yapıyordum. 74'e kadar ben o fabrikada çalıştım. O arada askere gittim geldim tabii 2 sene. Sonra tekrar gelince girdim. 74'te ayrıldım. Ayrılıp kendi dükkanımı kurdum. O zamanlar böyle değil, daha küçük bir dükkan olarak Kartal'da kurdum. Sonra işte çalışa çalışa bilahare koşu yoluna taşıdım dükkanı sonra. Koşu yolundan Kadıköy'e, Yeldeğirmeni'ne taşıdık dükkanı oradan. Orada çalıştık bir müddet. Daha sonra Kadıköy'deyken burayı geri almıştım. Örnek Mahallesi'ne taşıdım. Örnek Mahallesi'ndeyken de buranın inşaatına başladım. Böyle o günden bugüne kadar geliyorduk. Fakat Çin malları geldi, işimizi bozdu. İflas ettik. O zamanlar işte 1999-2000 yıllarında iflas ettik. Ondan sonra 5 sene hiç çalışmadım. Tekrar dedim ki işte bir açılış yapalım, tekrar başlayalım falan. Ama malzemelerimi satmamıştım. Makineler falan duruyordu. Tekrar girdik. Bu sefer de eski müşterilerimiz olmadı. Onlar bizimle temasa geçmediler falan. İşte herkes kendine göre yeni bir şey bulmuş, imalatçı bulmuş falan. Ben de onun üzerine hediyeli eşyaya döndüm. Bu gördüğünüz gibi işte hayvan figürleri, kolyeler, yüzükler vesaire. Bunlara başladım yapmaya. 2006'ydı galiba. Ben Sanatkarlar Sokağı'na geldiniz gördünüz. 2006'da o sokağa geldim. 2 sene sonra kapandı o sokak. Tekrar Kadıköy Belediyesi yeniden açtı. Açınca işte benim gibi yapanlara, sanatkarlara tekrar verdi. Yapmayanlara, alıp satanlara da almadı tekrar o sokağa. İşte böyle devam edip gidiyoruz. O gün iş arıyorsun. İş olarak da bu denk geldi karşıma. Buna girdim, bu fabrikaya girdim. Öyle başladım işe. Bu meslekte sabırlı olmak lazım. Yani hemen sıkılmamak lazım. Zor bir meslek, zor öğrenilen bir meslek. Yani bunun püf noktası sabır. Sabredeceksin. Vay, hiç belli olmuyor. Bakıyorsun ki bir ürün duruyor. O ürün çok satıyor bir müddet sonra. Bakıyorsun ki çok satacak dediğin bir ürün hiç satmıyor. Hiç belli olmuyor. Benim şey vardır, kız vardır. Bir şey yaparım der ki baba bu gitmez hiç. Satılmaz der. En önce o satılır. İlk olarak o satılır. Hiç belli olmuyor yani. Arz talep nereden geleceği. Kolyeler daha çok gidiyor. Tabii ki bayanlara hitap ediyoruz biz kolye ve yüzükte. Kolye, küpe bunlar daha çok gidiyor. İşte semazendi, isim yazdığımız, yazıp koyduğumuz ibrikler falan onlar da ona göre daha az gelir ama genelde kolye ağırlıklı. Çünkü geçen 15 gün önce ben imtihana gittim bilmem daha önce söyledim size. Kültür Bakanlığı'na Haziran ayında müracaat etmiştim. İşte Kültür Bakanlığı sanatkar olmak için. Geçen nerede çağırdılar? 23 Aralık'ta çağırdılar. Gittim, imtihan olduk işte. Yaptığımız ürünleri efendim, çalışırken yaptığımız bir CD vardı. Onu verdik. Zaten orada CD şey yapıyorlar, seyrediyorlar. Size de soruyorlar işte bunu nasıl yapıyorsunuz, bunu ne yapıyorsunuz? CD'deki yaptığınız nedir diye soruyorlar, soru soruyorlar. 15 gün önce de böyle bir şeyden geçtik, imtihandan. Milattan önce 3000 yıllarında bulunmuş cam biliyorsun. Bazen bakıyorum kitaplarda falan. Şaşırıyorum o insanlar o yoklukta neler yapmışlar. Görüyorsun, diyorsun ki onların teknolojisi bizden daha yüksekmiş demek o zamanlar. Diyor. Bir boncuk şeyi var mesela, koleksiyonu var şeyde gördüm. Kitapta, cam kitabında. Şaşırdım yani adamlar nasıl yapmışlar bunu o zamanlar. Şu imkanlarla onu yapmak zor. Yani eskiler daha iyiymiş gibi geliyor bana. Biz esas laboratuvar malzemesi yaparken bu Çin malları bizi şey yaptı, canımızı yaktı diyelim daha doğrusu bütün Türkiye'de ve dünyada olduğu gibi. İşte yaptığımız ürünleri satamadık. Adam getiriyor,
bizim 3 liraya sattığımızı 1 liraya satıyor burada. Hala da öyle devam ediyor epey bir önlem almasına rağmen. İşte bizim gibi birçok esnaf iflas etti biliyorsunuz. Şimdi de Çin malları var zaten, yok değil ki, şu anda gene devam ediyor şeyimizi. Laboratuvar malzemesine dönmemiz zaten mümkün değil şimdi. O da teknolojisi de değişti, bizi şey yapmaz yani, etkiliyor. Şimdiki gençlerde ne diyelim, iş yoktur. Günde Kadıköy Sanatkarlar Sokağı'na günde 50 kişi, 20 kişi soruyor. Ders veriyor musunuz? Veriyoruz. Zaten camımızda yazıyor. Ders verilir, üfleme ve boncuk. Ama hiç kimse gelmiyor. Ya paraya kıyamıyorlar, ya zamana kıyamıyorlar. İşte bir şekilde ya meslek ağır geliyor. Yapmıyorlar yani. Zor. İleride tükenir gibi geliyor bana bu üfleme. Biz usta çırak ilişkisi içinde yetişmedik yetişirken. O var çünkü biz fabrikadayız, bir iş yapıyoruz. Herkesin bir şeyi var, vazifesi var, onu yapıyor. Ancak işte size takıldığınız yerle de şunu şöyle yapmanız gerekiyor diyorlar. Yani böyle bir otosanayi gibi falan şey değil, çırak, usta çırak ilişkisi değil. Fakat hiç gelmiyorlar ki, kimi yetiştireceksin? Yani tamam, bir kişi, iki kişiyi yetiştir ama gelen yoktur. Onun için zorlanıyoruz. Hani bir iki kişi diyoruz, ücretsiz de yetiştireceğiz, gelin diyoruz. Gelmiyorlar. Örneğin benim kızlarım bile öğrenmiyor. Öğrenmedi mesela. Oğlum öğrenmedi. Şey yanımda bulunduğu halde. Onun için pek zor bu işin şeyi. Çırağı da zor, ustası da zor, işi de zor. İnşallah ileride anlarlar.